adamı alacak. Hadi bakalım. Ah sevgilim diyor ki şurada bir çiçek koparalım falan diyorum. Kayıt altına aldım. Sen kopar. 10 yıl sonra paylaşacaksan söyle. 10 yıl mı? Aynen. Direkt paylaş. Hayır lan paylaşma. O zaman başlama. Ama çiçekler güzelmiş. Niye 10 yıl bekleyelim? Şey yok mu ya burada koala falan? Sen... Kanguru yok ki oğlum parkta. Kası yok. Arka tarafta bir yere gittim. Midland taraflarında. Belki yüzlerce kanguru vardı. Şey diyordu. Ben biriyle konuştum. Kapalı bir alan için. Şeydeki kanguru sayılıymış. Ve koruma altındaymış. Yani 20 kanguru falan varmış. Tüm parkta. 20 kanguru mu? 20 kanguru mu varmış orada? Lan ne 20'si? Yüzlerce gördüm diyorum. Dışarıda doğa alanında diyorum. Ha. Seninkisi şeydir. Yetiştirme, nüfus arttırma şeyi falandır. Projesi. I use a pelletized manure, which is a good general purpose fertilizer, and I use a rock mineral trace element fertilizer, and I apply those as needed, which I'll talk a bit more about in a moment, only to those plant areas that need it. So I don't apply any fertilizer to my native garden areas, which is about half of our entire garden area, and I really focus on those. I then use liquid fertilizers for those quick bits of high fertilizer needing plants, particularly veggies and fruit trees at certain times of the year. And quite simply, two types: a fissure mulching, which is high in nitrogen, and then more of a plant tonic, which is a liquid kelp, which has got trace elements and other growth attributes. More of a fertilizer, more of a plant. Look at this. More of a şurada kahveci var. Yok mu burada ya? Şurada tuvalet. Değil mi? Bilmiyorum, bakalım mı? Su var herhalde. Şurada su var, ileride. Çok ileride. Burada görünüyor bak. Taş var ya orada. Nasıl bir şey? Geldi bir şeyler yaptı böyle. Sıçtı. Ya da ızlar. Vurmuşsundur, öldürmüşsündür sonra sıçtı diye. Arkadaşlar buraya kim sıçıyor?